Anladın mı? Evet. Binali Yıldırım. Evet. Diyarbakır'da ne dedi? Sayın Başkanım, süreyi başlatmayın. Temsil etmiyor mu? Başlatmayalım. Bir sükuneti sağlayalım. Temsil etmiyor mu Cumhurbaşkanı? Bir sükuneti sağlayalım. Lütfen. Değerli arkadaşım. Her konuyu böyle ara verip tartışırsak bugün bitiremeyiz. Daha yarın var, öbür günü var. Cuma gününe kadar buradayız. Ve 3 haftadır yoğun bir çalışmadan sonra devam ediyoruz. Lütfen daha anlayışlı olalım. Plan bütçe teknik bir komisyon ama bugün tabii çok daha farklı tartışmalarda yaşıyoruz. Benim tek söyleyeceğim şu, içeriye müdahale etmiyorum ama üslup olarak hepimizin dikkatli olması lazım. Ben şuna yürekten inanıyorum. Her bir fikir iyi bir üslupla ifade edilebilir, güzel bir üslupla ifade edilebilir. Bunu başarmak hepimizin elinde diye düşünüyorum. Fazla da uzatmak istemiyorum. Buyurun lütfen, sürenizi yeniden başlatıyorum. Evet. Süreniz 4 dakika. Sayın Başkanım, Sayın Milletvekilleri Komisyonu Üyeleri, Sayın Bakan, değerli bürokratlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Özellikle son 6 aydaki iddialarla ilgili hiç belgesiz konuşmadık. Hep belgeyle konuştuk. Sayın Bakan, kendisiyle ilgili iddiaları ortaya atan o suç örgütü lideriyle ilgili cümleleri kullandığında ben koruma belgesini çıkardım İstanbul Valiliği'nin. Madem bu adam organize suç örgütü lideriydi, niye koruma verdin Sayın Bakan? Niye çakar verdin Sayın Bakan? Neden miting yaptırdın Sayın Bakan? Neden? Bakın biz bu kişiyle trafik ışıklarında bile bir araya gelmedik. Ama siz buna koruma verdiniz, koruma. Duruyor. Bunu söylüyorum. İki, Mersin'de bayramdan önce Mersin'de Sayın Başkanım. Hani ben konuşurken çıkan bir tartışma. Benim konuşmamdan kaynaklanmadı bu. Onu söyleyeyim. Ben takip edemedim. Yani. Diğer arkadaşlara söz vermediğim arkadaş konuşmasın. Yani ben onu söyleyeyim. Buyurun. Süreyi yeniden başlatırsanız size cevap vermek isterim. 4 dakika başlatın. Süreniz var. Buyurun. Şimdi Sayın Bakanı, İçişleri Bakanlığı'nı, bu kurumu yıpratmak isteyecek son parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ama dediğim gibi belgede kaldım, belgeyle konuşuyoruz. Benim ülkemde bir emniyet müdürü, gencecik bir emniyet müdürü, Silivri emniyet müdürü intihar etti. İddia neydi? Sayın Bakan'ın oğlu bir gece yarısı bir suçlunun, bir şüphelinin bırakılması için baskı yapmasıydı. Ve güvenlik müdürünüzün arama kayıtları çıktı. Bu emniyet müdürünün mesajları yayınlandı. Sayın Bakan, bununla ilgili bir hesap verdiniz mi? Yazık değil mi o çocuğa? Onun ailesine yazık değil mi? Yalan söyleyen o mesajları inkar eden asıl yalancıdır. Olur mu öyle şey? Bana laf atmayın. Bana laf atmayın Sayın Bakan. Çıkın bunlara cevap verin. Bakın Mersin'de bir milletvekiliniz... Sayın Bakan, laf atmayın. Laf atmayın. Haddinizi bilin. Sesimi yükseltirim size. Haddinizi bilin. Haddinizi bilin. Lütfen. Laf atmayın. Terbiyesiz sensin. Terbiyesizsin. Kanunsuzsun. Kanunsuzsun. Sensin terbiyesiz. Hadi oradan. Sensin. Yakışmıyorsun sen bu ülkeye. Yalan söylüyormuşum. Yalan mı? Sinan Fekir'in ağzına sakız olmuşsun. Daha ne olacak? Yazık. Hadi oradan. Hadi oradan. Sen de bu ülkenin yüz karasısın. Cumhuriyet tarihinde senin gibisi gelmedi. Yalan mı söylediğim? O ailenin mesajını yayınlamadı mı? O baba yayınlamadı mı? Hayır, yanlış söyledin. Ayıp. Yüzün kızarmıyor senin. Sensin yalancı. Ucuz kafadayız seni. Görmüyor musunuz? Sayın Başkan. Bakın lütfen. Önce ben bana söyledikleriyle ilgili Sayın Bakan'ın o cümlelerine cevap vermek isterim. Burada tüm arkadaşlarım ne söylediyse benzer şeyleri söylüyor.
Kimisi 10 bin doları sordu. Kimisi intihar eden emniyet müdürünü sordu. Kimisi şirketini sordu. Sordu. Ben de buna benzer şeyleri sordum. Ama bakın atanmış bir bakanın seçilmiş bir milletvekiline hakaret etme hakkı yoktur. Siz Sayın Bakan'ın şurada söylediği cümleleri duydunuz. Utanmadınız mı siz? Gerçek adına diyorum, şahsınıza demiyorum. Üzülmediniz mi siz? Ben çok üzüldüm. Olmaz. Neymiş? Zehirli yılanmış. Neymiş? Şerefsizmiş. Neymiş? Yalancıymış. Bir sefer şahsıma söylediği cümlelerin hepsine kendisini iade ediyorum. Olmaz. Değerli arkadaşlar. Şimdi konuşmamı yapabilirim. Sayın Bakan'a buradan Mersin'de yaşanan olayı soruyordum. Mersin'de Kurban Bayramı'ndan hemen önce iki polis AKP milletvekilini durdurdu. Bunlar benim iddialarım değil, videolarla bunların hepsi ispat edildi. AKP Mersin milletvekili Zeynep Yılmaz bir polise şerefsiz dedi. Ben bunu gündeme getirdim. Bakın ben bunu gündeme getirdim. Şimdi Sayın Bakan, siz bu konuda polisinizi mi korudunuz, milletvekilini mi korudunuz? Yanınızda duran İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, ben soy ismi kadar ince olmasını beklerdim. Beklerdim. Ya bir saniye. Ama bakın lütfen ama ya. Ya bu nedir Sayın Başkanım ya? Ya ama bakın ben bir iddiayı ben bakan burada. Ben bakana soruyorum. İzin verirseniz sormak zorundayım. Evet. Bakın Sayın Muhterem İnce dedi ki sabah akşam Türk polisine hakaret eden Ali Mahir Başarı provokasyon yapıyor diye bir tweet attı. Sayın Bakan Yardımcısı, lütfen çıkın bir tek Türk polisi hakaretimi burada ispat edin bakalım. Siz atanmış bir insansınız. Siz nasıl seçilmiş bir insana bu tweet'i atıyorsunuz? Yine Mezitli'de bir polis kızımız intihar etti. Niye? Mezitli AKP ilçe başkanının kendisine sekreterinin hakareti yüzünden. Bunları ben size sordum. 3,5 aydır cevap vermediniz. Siz göreviniz mesai arkadaşlarınız polisleri korumak mı yoksa bu grubu korumak mı? Olur mu? Allah göstermesin muhalefetten bir tane milletvekili o polise hakaret etseydi ne yapmıştınız? Bakın ne yapmıştınız? Ne yapmıştınız biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı siz tweetler atıp açıklamalar yapmıştınız. Bunlar doğru. Bunlar doğru. Yakışmıyor. Sayın Bakan, bu duruşunuz yakışmıyor. Artık bir güvenlik sorunu haline geldiniz. Bunu kabul edin. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubundan Sayın Aydın Özel. Burada mı? Buyurun, süreniz gösteriyor. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Hazurun, Sayın Bakan, bütün milletvekillerimi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, tabii ki görüşlerimiz farklı olabilir. İdeolojilerimiz farklı olabilir. Birbirimizi sevmiyor da olabiliriz. Ancak yurttaşlarımız bizlere verdikleri görev ve sorumlulukları layıkıyla yerine getirmemizi bekliyorlar. Sizin İçişleri Bakanı olarak ülkenin daha güvenilir olması ve adaletle yönetilmesi için üzerinize düşen sorumluluğu tam olarak da yerine getirdiğimiz elbette düşünmüyoruz. Çünkü bu konuda şüphe etmemizi sağlayan bir tavrınız var. Ve bugün sizi sevenler dışında herkes bu tavrı görmekte. Çünkü siz aslarınıza yapacağınızı yapın, hukuk arkadan gelir diyen bir İçişleri Bakanısınız. Çünkü siz Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi var diye ortaya bir laf atıp sonra kim olduğunu açıklamayıp 600 milletvekilini zan altında bırakan bir İçişleri Bakanısınız. Sayın Bakan, kim bu siyasetçi? Neden açıklamıyorsunuz? Tabii Sedat Peker konusunda derin. Tabii bakanım beni bu iyi dinlediği için. Sayın Bakan dinliyor tabii.
Tabii sağ olun, teşekkür ederiz. Sayın Cöre, sana anlatıyorum. Benim de size sormak istediğim birkaç soru var Sayın Bakan. Bilindiği üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 9 Nisan 2021 günü İstanbul merkezli Beşil'de Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyon düzenlemiştir. Operasyonu suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, gasp, rüşvet, yaralama, tehdit ve ile kişi hürriyetlerini yoksun kılma gibi birçok suça karıştığı belirlenen şüphelerin yakalanması için yapıldığı açıklanmıştır. Sayın Bakan, Sedat Peker bu suçları Türkiye'de işlediğine göre operasyon düzenlemek için Peker yurt dışına çıktıktan sonra neden 1,5 yıl beklenmiştir? 9 Nisan 2021 günü Sedat Peker suç örgütüne yapılan operasyondan sonra Sedat Peker Balkan ülkelerini terk ederek Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığınmıştır. İstanbul'daki operasyondan sonra Peker'in başka ülkelere kaçacağı tahmin edilmesi zor olmayacağına göre neden önce Peker'i Türkiye'ye getirecek operasyon tercih edilmemiştir? Yoksa Peker'in Türkiye'ye iadesinin daha zor olduğu ülkeler kaçmasına göz mü yumulmuştur? Sayın Bakan, tabii yurttaşlar özellikle ülkemizin geleceğini oluşturan gençler de İçişleri Bakanı olmanızdan ötürü sizin yaptığınız açıklamaların doğruluğuna inanmak istiyorlar. Şimdi lütfen açıklar mısınız? 1 Ocak 2021 gece yarısı kurum dışına atanan kayyum rektör nedeniyle Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle öğretim üyelerinin demokratik haklarını kullanmalarını dikkate almadan protestolara katılan topyekun terörist ilan etmiştir katılanları. Sonra da orada terörist derken iltisaklı, irtibatlı demek isterim demiştiniz. Hatta çeşitli örgüt isimleri sayarak örgütle iltisaklı, irtibatlı kişileri biliyoruz. Haklarında gözaltı işlemi yapılan da var. Dava açılan da var. Hepsi kayıtlarımıza mevcut demiştiniz. Ben de size terör örgütleriyle ilgili verilerin neler olduğuna dair bir yazılı soru önergesi vermiştim. Veri sunmak yerine kararlılıkla mücadele ediyoruz gibi bir yanıt gönderdiniz. Belki bana da bir yanıt verirseniz umuduyla soruları yenilemek istiyorum. Sayın Bakan, kayıtlarınıza göre Türkiye'de aktif olan örgüt terör örgütleri hangileridir? Bu örgüt üyelerinin üye sayısı nedir? Bu örgütlere irtibatlı iktisatlı olan kişi sayısı nedir? Bu örgütler son 10 yılda hangi terörist faaliyette bulunmuşlardır? Bu bir yılda bir terör örgütle iktisatlı irtibatlı olduğu belirlenen kişi sayısı nedir? Bu kişiler irtibatlı iktisatlı olduklarına terör örgütleri hangileridir? Sayın Bakan, değerli bakanlık bürokratları, öncelikle hoş geldiniz. Sanırım süremi doldurmanız gerekiyor. Değerli arkadaşlar, Emine Hanım'a söz verdim. Emine Hanım'ın sözünü yeniden baştan başlatalım. Evet, buyurun Emine Hanım. Yani susmadan başlayamam Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar, Emine Hanım'a söz verdim. Lütfen, Emine Gülizar Emecan, buyurun lütfen. Süremi baştan başlatırsanız. Baştan başlatalım. Teşekkür ederim. Öncelikle bakanlık bünyesinde görev yapan, özellikle terörle mücadele eden tüm güvenlik güçlerimizi, emekleri ve fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyor, şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Ben öncelikle kadına şiddetin önlenmesi konusuna değineceğim. Türkiye'de hiçbir iktidar döneminde kadınların can güvenliği, yaşam hakları, eşit bir birey olarak var olma hakları o kadar tehdit altında olmamış, kadınlar bu denli şiddete uğramamış ve öldürülmemişti. Kadın cinayetlerinde yaşanan artış tesadüfi değil. İktidarınızın, politikalarınızın bir sonucudur ki biz onun için kadın cinayetleri politiktir diyoruz. Ama siz İçişleri Bakanı olarak nereden çıktı bu şiddet diyebiliyorsunuz. Bakın, İstanbul Sözleşmesi'nden tek bir erkeğin kararıyla çıkıldı. Sözleşme yürürlükteyken bile sözleşmeye uyulması konu yönündeki çağrılarımıza kulak tıkıyor. Kadınlarımızı biz koruruz diyordunuz. Hadi koruyun, niye koruyamıyorsunuz? Tayyip Erdoğan bizim kendi yasalarımız yeterli diyor ama 6284 sayılı yasayı da tam ve etkin kullanmıyorsunuz. Karakola sığınan kadına kocandır eve git deniliyor. Uygulama eksiklikleriyle katiller de cesaretlendiriliyor. Sunumunuzda birçok uygulamadan bahsettiniz ama yetmiyor Sayın Bakan, yetmez. Yine sunumunuzda kadına yönelik şiddet politikanızdan da bahsettiniz. Hatta şiddeti oluşmadan önlemek gibi.
Yine sunumunuzda 2018'den bu yana 209 bin personel eğitim aldı diyorsunuz. Peki Denizli'de 23 yaşındaki Şebnem Şirin ayrılmak istediği erkek Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Olay sırasında çıkan sesler nedeniyle komşularının polisi aradığını, polisin de eve geldiği ve kapıyı çalmakla yetinip ses yok diyerek geri döndüğünü ailenin avukatı Osman Tabun'un açıklamalarından sonradan öğreniyoruz. Şimdi merak ediyorum, eve gittiğinde Şebnem Şirin'in hayatta olup olmadığını tespit etmesi gereken görevini yapmayan polisler hakkında bir soruşturma açıldı mı Sayın Bakan? Bu polisler eğitim aldığını bahsettiğiniz polisler miydi? Ama görevi ihmalde bile asıl sebep ne biliyor musunuz? Onlara bu sorumluluk ve yetkiyi tam olarak hissettirmeyen sizin politik yaklaşımlarınız, öyle değil mi? Diğer yandan güvenlik güçleri kadınlar yaşam haklarını savunup hukuk adalet talep ederken sizin talimatınızla coplarla dağıtılıyor. Meydanlarda saçlarından yerlerde sürükleniyor. Gücünüz kadınlara mı yetiyor diye sormak istiyorum. Bakın Kocaeli'de sokakta uğradığı saldırı sonrası hastanede yaşam savaşı verirken bu sabah kaybettiğimiz daha 16 yaşındaki Ayşegül Aydın ile birlikte geçtiğimiz 6 günde 9 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Bu kadar kadın öldürülürken siz geçen sene elinizi sallayıp erkeklere ayıptır ayıp demekle görevinizi yaptığınızı mı zannediyorsunuz? Artık toplumu patlama noktasına getiren kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri konusunda ne tür önlemleri almayı düşünüyorsunuz diye sormak istiyorum. Bu alanda ayırdığınız bütçe de yeterli mi diye soralım. Şimdi Sayın Bakan, çocuk istismarının önlenmesi ve erken evliliğin zorla evlendirmenin önüne geçilmesiyle ilgili 4 yıl önce Recep Akdağ Başkanlığı'nda 6 bakan, içinde siz de varsınız, bir heyet oluşturdunuz. Meclisteki tüm siyasi parti gruplarını gezdiniz. 28 Şubat 2018'de bizim grubumuza geldiniz. Bu konuya ön koşulsuz destek verdik. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir iş komisyonu oluşturduk ve AKP heyetini ön açıcı bir rapor sunduk. Sayın Akdağ grubumuza 10 gün gibi kısa bir süre içinde eylem planı ve bu kapsamdaki yasal düzenlemeleri meclise getirmeyi planladıklarını söyledi. Şimdi sormak istiyorum Sayın Bakan, kaç 10 gün geçti, kaç 10 ay geçti, bu çalışmanın akıbeti acaba ne oldu, çocuk istismarına karşı, kadın cinayetlerine karşı ne yaptınız? Süren bitmeden bir konuya daha değineceğim Sayın Bakan. Bütçenizi ve kadrolarınızı, mesainizi kendi özel siyasi hesaplaşmalarınız için de kullanıyorsunuz. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi hangi adımı atsa yetkilerinizi adaletsiz kullanıp engelleme peşinde koşuyorsunuz. Soruşturma açıyorsunuz, astıklarını toplatıyorsunuz, bağışlarına el koyuyorsunuz ama yolsuzluk soruşturmalarına tek bir işlem dahi yapmıyorsunuz. Evet, ne oldu el koyduğunuz 35 yolsuzluk soruşturması? Açıklayabiliyor musunuz bunu? Peki 10 bin dolar alan siyasetçi olduğunu siz kendiniz söylediniz. Emine Hanım, süremiz ay oldu. Neden kim olduğunu açıklamıyorsunuz diye sorarak teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Bakan, komisyonumuzun değerli üyeleri, değerli bürokratlar, basınımızın çok kıymetli temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin İçişleri Bakanı olarak 4. yılınızın içindesiniz. Ancak geçtiğimiz 20 yılda memleketimizin itibarını zedeleyen, demokratik kurumlarını felç eden, ulusal egemenliğimizi tehlikeye atan, kamu çıkarlarını hiçe sayan ve devlet bürokrasisinin insicamını bozan 4 temel sorun karşısında maalesef toplumumuzun bir yenilmişlik psikolojisine, çaresizliğe ve çözümsüzlüğe sürüklenmesi noktasında, çözüm üretme noktasından oldukça uzaktasınız. Sunduğunuz bütçe konuşmasında özellikle 4 sorun konusunda Türkiye'nin içine düşürüldüğü öğrenilmiş çaresizlikle ilgili çok ciddi saptamalar ve çok ciddi zaaflar söz konusu. Birinci sorun bunlardan, emperyal ülkelerin kullanışlı mülteci kampına Türkiye'nin dönüştürülmesi sonucunda Suriyeli ve Afgan milyonlarca gariban mülteciye bakıcılık yapma durumunda kalmamız ve bu sorunun kronikleşmesidir. Madde bağımlılığı ve uyuşturucu girdabına Türkiye'nin girmesidir. Mafya ve organize suç örgütleriyle mücadelede zafiyettir. Devlete ve siyasete bu örgütlerin sızması karşısında çare üretilmemesidir.
kadın cinayetleridir. Bu dört sorunun hepsi başlangıçta inkar, ardından küçümsenme, kabullenme, gecikmeli çözüm, fakat bunu yaparken de çözümü sabote etme süreçleri yüzünden kangrene dönmüştür. Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, birinci sorun, 10 yıl içinde Türkiye'nin göz göre göre bir tampon mülteci kampına dönüştürülmüş olmasıdır. Edirne'den, Meriç'ten medya kampanyaları eşliğinde gönderilen gariban mültecilerin onlarca katı sayıda mülteci İran sınırından Türkiye'ye giriyorlar. Yunan botları Suriyeli mültecileri Türk kıyılarına sessiz sedasız bırakıyor. Sahil güvenlik ise çaresiz seyrediyor. Eline valizini alıp Türkiye'ye dışarıdan gelen, Suriye'den, Afganistan'dan, Afrika'dan gelen milyonların yanında gri pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan pasaport şebekeleri skandal bir biçimde ülkenin itibarını zafiyete uğratıyor. Bu nedenle diyoruz Sayın Bakan, hudut namustur ve demeye devam edeceğiz. Hudut namustur diyoruz çünkü sınırlarımızdan milyonlarca göçmen girdi ve girme tehlikesi hala var. Sınırlarımızdan bugün bile tonlarca kokain ve uyuşturucu giriyor ve Türkiye maalesef bu konuda bütün iddialara rağmen kötü durumda. Yüzlerce IŞİD militanı, terörist vatandaşlık aldı. Türkiye'nin şehirlerinde elini kolunu sallayarak geziyor ve oy kullanacaklar. Yerli ve yabancı suç ve mafya örgütleri siyasetin ve bürokrasinin koridorlarında cirit atıyorlar. Ülkenin her yanında devleti, siyaseti ve bürokrasiyi kara para zehirliyor. Halkımızın egemenliği, yurttaşlarımızın güvenliği bu nedenle tehdit altında. Organize suç örgütleri sınırlarımız, anayasamızı, kanunlarımızı, milli egemenliğimizi hiçe sayıyor. Bu nedenle hudut namustur diyoruz. Çünkü egemenlik namustur. Aksi ise bir fetrettir, dağılmadır, hukuksuzluktur, ayanlaşmadır. Yurttaşlarımızın kuzgunların insafına terk edilmesidir. Devletin içeriden çökertilmesidir. 10 bin dolar alan siyasetçilerin ilan edilmemesi, kara para aklayan Sezgin Baran Korkmazların, Zindaşlilerin, Rıza Sarafların koluna ayağına elektrikli kelepçe takılmaması, yurttaşların mağdur edilmesidir. Başlatacağız başkanım. Süreyi tekrar başlatalım. Biraz hızlı olalım yalnız. Buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli milletvekillerim, Sayın Bakan, Bakan Yardımcıları, çalışan personel, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İçişleri Bakanı görevi 84 milyonun güvenliğini, mal güvenliğini korumak. Ama maalesef 2016'da beri Sayın Soylu İçişleri Bakanı olduktan sonra can ve mal güvenliğimiz ortada kalktı. Bugün üzülerek söylüyorum. Maalesef hangi olayı altında kaldırdığımızda o olayın arkasında Sayın İçişleri Bakanı. Bir, başta söyleyeyim, Genel Başkanımız Ankara Çubuk Akkuzlu köyünde cenazeye katılırken ve inek hırsızlarına sahip çıkan İçişleri Bakanı var. Ve altına baktığımız zaman bu işin organizatörlüğü ve haberi olan İçişleri Bakanı. Diğer tarafa baktığımızda yine milletvekilleri rahatlıkla tehdit edebiliyor. Vatandaşları tehdit edebiliyor. Sayın Bakan, siz İçişleri Bakanısınız. Bizim can ve mal güvenimiz korumak bir makamınıza oturuyorsunuz. Ama vatandaşın can ve mal güvenliği maalesef ortada kaldırıyorsunuz. Sayın İçişleri Bakanım, daha önce de burada defalarca size önceki Turizm Bakanı bütçesinde de söyledim. Turizm Tanıtma Ajansı kuruldu. Bütün turizm paydaşların kendi cebinde ödedikleri parayla yurt dışına milyon dolarlık reklamlar verdiler. Turizmi geliştirin diye. Ama maalesef sizin talimatlarınızla gelen bir turisti bile içeri alıp sorgulamada içeri attınız. Ve milyon dolarlık yaptığımız, yani sizin Turizm Bakanı yaptığı o reklamların maalesef hepsi çöpe gitti. Bir hareketinizle. Çünkü araştırmadan, soruşturmadan bu olaya el atarak sorgusuz içeri attınız ve dünyaya maalesef çiğ haline geldik. Sayın Bakanım, ikinci bir sorum, 2018 yılında Peker hakkında organize suç örgütü lideri olmaktan bir soruşturma başlattığını, devamında ise 3 ay kadar önce, yani 2001 yılın başında kendi talimatıyla bu dosyanın işleme konulduğunu söylemişti.
Peker hakkındaki dosyanın 3 yıl boyunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde herhangi bir işlem görmeden tutulmasının nedeni nedir? Bunun kim sağlamıştır? Bu siyasi bir karar mı olmuştur? Yoksa İstanbul polisin içinde suça bulaşmış ve Peker ile bağlantılı kişiler mi vardır? Sayın Başkan, Bakanım, bu soruların cevabını bekliyoruz. Sayın Başkan, biliyorsunuz aşağı yukarı Türkiye'de 6 milyon göçmen var. 2000 aralığından itibaren genel bütçede göçmenlere ne kadar bütçe ayrılmıştır? 2002 yılında genel bütçede göçmenlere ne kadar bütçe harcaması öngörülmektedir? 2. Göçmenlerin ve özellikle de Suriyeli sığınmacıların ağırlığı çocuk ve genç nüfusta oluştuğu dikkat aldığında bu özel grubun sağlık ve eğitimin harcanan bütçe miktarı ne kadardır? 2002 yılı bütçesinde ne kadar bütçe harcaması öngörülmektedir? Sayın Bakanım, daha önce de defalarca gündeme getirmemize rağmen siz genellikle buraya gelen maddelerin yani kokain, eroin, esrarlı ülkeye girmemesi için mücadele etmeniz gerekirken maalesef sizin döneminizde Türkiye Cumhuriyeti gri listeye alındı. Bu gri listeye almanın nedeni siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Sizin başarınızın dolayı bu gri listeye girdik. Tabii ülkenin de bu nedenle ülkenin de maalesef yurt dışında değer kaybettiği anlamına geliyor. Siz baronlarla oturduktan sonra siz onlarla beraber poz verdiğiniz zaman hangi emniyet müdürü, hangi memur, hangi polis bunlarla işlem yapar? Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Avukatlar, Sayın Bakan sunumunda MIT'le emniyet arasında geniş bir mutabakat ve uyum içerisinde mücadele edildiğini söylemişti. Ben bunun gümrük muhafaza kaçak istihbaratla emniyet istihbaratı arasında bir uyum var mıdır bunu sormak isterim. Aslında bildiğim yok. Çünkü Mersin'de yapılan operasyonlarda öncelikle biliyoruz ki Sedat Peker'in iddialarından sonraki operasyonlarda öncelikle emniyete verilmiş bir dinleme kararları var. Arkasından iptal ediliyor ve suçlunun üzerine gidilmesi bir şekilde engelleniyor. Bununla ilgili Sayın Bakan'ın bir çalışması var mıdır? Ve neden Mersin aksında yakalanan uyuşturucular sadece şirket personelleriyle, şirket yetkilileriyle kalmış, onlarla ilgili soruşturma yapılmıştır. Neden derinlemesine gidilmemiştir? Yine Gümrük Muhafaza Kaçak İstihbarat'ın Mersin'de beklediği geminin rota değiştirerek İskenderun'da beklerken sahil güvenlik ve emniyet ekipleri tarafından operasyon yapıldığında neden Gümrük Muhafaza ekipleri o operasyonda yoklardı? Yine organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu üzerime düşeni alıyor ve yüzleşiyorum diyerek iddiaları yargıya taşıyacağını söylemişti. İçişleri Bakanı sadece kendisiyle ilgili iddialardan mı sorumludur? Sedat Peker'in video aracılığıyla ihbar ettiği cinayet, tecavüz, gasp, uyuşturucu, kaçakçılığı gibi ağır iddialarla ilgili neden suç duyurusunda bulunmamıştır? Bir televizyon kanalında programa katılan İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, suç örgütü lideri Sedat Peker'in Hrant Dink suikastinin hükümlüsü Erhan Tuncel ile ilişkisinden bahsetmiştir. Sedat Peker 2005 ile 2014 yıllar arasında tutuklu olarak cezaevinde bulunmaktadır. Hrant Dink cinayeti 2007 yılında işlenmiştir. Peker ile Tuncel ne zaman, nerede, nasıl ilişki kurmuştur? Bu ilişkiden İçişleri Bakanı'nın ne zaman haber olmuştur? Sedat Peker itiraf videoları çekene kadar neden bu ilişkilerle ilgili işlem yapılmamıştır? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu suç örgütü lideri Sedat Peker'in bir tecavüz olayına karıştığını ancak bu yöndeki şikayetin polis karakolunda sümenaltı edildiğini söylemiştir. İçişleri Bakanı Soylu tecavüz gibi ağır bir suçla suç işleyen Sedat Peker'le ilgili neden daha önce suç duyurusunda bulunmamıştır? Karakolda tecavüz suçunu sümenaltı eden emniyet mensupları hakkında bir işlem yapmış mıdır? Suç örgütü lideri Sedat Peker'in gazeteci Uğur Mumcu ve Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adanlı'nın öldürmesiyle ilgili iddiaları araştırılacak mıdır? Yine 18 Temmuz 2016'dan bu yana firarda bulunan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı üssünde yakalanıp serbest bırakılan FETÖ üyesi Adil Öksüz'ün serbest bırakılması, firar etmesi ve yakalanmaması ile ilgili kamuoyunda tartışmalar devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 10-12-2019'da katıldığı bir televizyon programında Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz ama bizde kalsın demiştir. Bu açıklamanın üzerinden 3 yıl geçmiştir.
Adil Öksüz yurt içindeyse neden yakalanmamıştır? Yurt dışındaysa Adil Öksüz'ün iade edilmesiyle ilgili herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Bunların cevaplanmasını istiyorum. Teşekkür ederim. Suçu var takdir edersiniz. Cezası 3 ile 5 yıl arasında olduğu için bu suçu işleyenlerin çoğu maalesef beraat ediliyor vesairesi ve bu engellenemiyor. Bununla ilgili en azından bu suçun cezasını 5 ile 8 yıl arasında bir kanun teklifimiz var. Buna destek vermeyi düşünür müsünüz? Bir. İkincisi, bu göçmen kaçakçı suçuna karışan kamu görevlisi var mıydı? Varsa kaç için ne tür işlemler yapıldı? Dördüncüsü, korucularla ilgili Şanlıurfa Suruç ilçesinde son yıllarda kaç silah dağıtıldı? Bu bir aşirete mi dağıtıldı? Veya gerçekten o köylerde ihtiyaç olduğu için mi? Beşincisi, bekçilerin atamalarıyla ilgili mağduriyetler yaşanıyor. Mesaisiyle ilgili mağduriyetler yaşanıyor. Bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Teşekkür ederim. Sayın. Teşekkür ederim. Sayın Yüksel. Sayın Bakan, uygulamış olduğunuz açık kapı politikasıyla ülkemizi mülteci kampına çevirdiniz. Özellikle Suriye ve Afgan mültecilerin sınırlarınızdan ellerini kollarını sallayarak geçmelerine ki çelişkili açıklamalarınızla bunu kabul ettiniz. Bu istilaya sessiz kaldınız. Ülkemizin demografik yapısının değişmesine göz yumuyorsunuz. Ulusal güvenliğimiz tehdit altında. Daha önce sordum Sayın Bakan, cevap alamadım. Yasa dışı yollarla gelip halen ülkemizde yaşadığı tespit edilen kaç Afgan mülteci vardır ve kaç Afgan mülteci sınır dışı edildi? Teşekkür ediyorum. Bitiremedim ki Sayın Bakan. Yani kısa kısa sormamız gerekiyor. Devam edin ama kısa lütfen. Peki iki soru daha. Ülkemizde yaşayan Suriyeli mültecilerin Türkiye'deki doğum oranı ve sayısı nedir? Ülkemizde fiilen çalışan Suriyeli ve Afgan sayısı nedir? Suç işlemiş ve ceza almış kaç mülteci vardır? Sayın Ümit Yılmaz, buyurun. Sayın Bakan, hepimizin malumu 2016 yılında IŞİD'in kanlı eylemlerine tanık olduk. Bunlardan birisi de Dolmabahçe'de yapılan bombalı eylemdi. Bu saldırı sonrasında 39'u polis memurumuz olmak üzere 47 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Bu olaydan sonra şehit yakınları için para toplayalım dendi ve vatandaşlarımız büyük bir özveriyle 52 milyon liralık bağış topladı. Bu da devletin resmi rakamlarına girdi. Aynen 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için toplanan paralara olduğu gibi, yani orada da bir 310 milyon lira toplanmıştı. Sizin iktidarınız, maalesef kelimeyi bilerek kullanıyorum, bu paranın üstüne çöktü. 2020 yılına kadar takip ettik. 2020 yılının sonuna doğru paranın izini bulabildik. Hazine tek hesabından önce kurulmak istemeyen vakfın hesabına alındığını da gördük. Ancak Sayın Bakan, hala o paranın faizi dahi ödenmiş değil. Toplam parayı düşündüğünüzde o zaman 360 küsür milyon lira. Eğer dolar alınmış olsaydı 1 trilyon liranın üzerinde bir değer olacaktı. Ve şu ana kadar sadece şehit yakınlarına 1500 lira, gazilere aylık 1500 lira para ödeniyor. Hatta Dolmabahçe şehit yakınları ve gaziler için o bile son derece geç başladı. Nisan ayının 2020'nin Nisan ayında başladı. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Şehit yakınları ve gaziler AKP'nin önüne geldiler. Haklarını aramaya geldiler. O sırada polis tarafından gaz sıkıldı ve joplandılar. Bu hepimizin vicdanını yaraladı. Ve siz de hatta o sırada sizin yanınızda durmaya devam edeceğim. Bu can bu bedende olduğu sürece sizin yanınızdayım sözü verdiniz. Eğer öyle ise neden hala bu şehit yakınlarının ve gazilerin paraları ödenmiyor? Neden hala gasp edilmiş bir şekilde duruyor? Bu sizin vicdanınızı yaralamıyor mu? Yani şehitler hepimizin şehitleri. Şehitler üzerinden siyaset yapmamak lazım. Ama hamasete gelince sonuna kadar bir şehit söylemi, gazi söylemi ama hak ettiklerini, onlar için toplanan parayı vermeye gelince sadece yanınızda izleyerek geçiştirilen birkaç cümle. Bir de bu can bu tende olana kadar şunu yapmayacağım, bunu yapmayacağım sözü de biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü, o rahip Brunson'ı göndermeyecekti o can o tende olduğu sürece ama gönderdi. Umarım siz en azından bundan sonra şehit yakınları ve gazilerinin, en azından polis memurlarının yakınlarının hak ettikleri gelirleri ve hak ettikleri bağışı almaları konusunda çalışma yaparsınız. Diğer bir nokta Sayın Bakan,
Özellikle aşı karşıtlarına büyük bir müsamaha gösteriyorsunuz. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de miting yapabildiler. Bakın siz baro başkanlarını dahi Covid'i bahane göstererek Ankara'dan içeriye sokmadınız. Gece 24'ten sonra bu ülkede hala müzik dinlemek yasak çünkü pandemi var deniyor. Ama aşı karşıtları rahatlıkla miting yaptılar, eylem yaptılar, maskesiz toplanabildiler. Ve hatta İstanbul'da bu mitinge izin vermeyen kaymakam daha sonra sürüldü. Ve buradan baktığımız zaman aslında büyük bir hoşgörü, büyük bir saygı görüyoruz aşı karşıtlarına. Ve üzülerek görüyorum ki maalesef birçoğunuzun üstünü kazıyınca altından Abdurrahman Dilipak çıkıyor. Biz bu şekilde bu işi halledemeyiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Sayın Şener, buyurun, süreniz 5 dakika. Evet, Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, değerli bürokratlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan'ın sunuş konuşmasını birlikte izledik. Ne var ne diye baktım. Son 20 yılın mevcut iktidar tarafından üretilen sorunlarının içerisinde nasıl hükümetin boğuştuğunu anlattığını düşündüm. Yani şunu yaptık, bunu yaptık, bunu yapıyoruz, bunu yapmaktayız denilen ne varsa, hangi cümle varsa mevcut iktidarın ürettiği sorunlardan bahsediyor. Bu sorunlar daha önce yoktu. Bu sorunların hemen hemen tamamı bu dönemde üremiş sorunlardır. Örneğin biraz önce Nilgün Hanım da bahsetti. İşte Hakkari'ye gittim dedi. Ben de gittim 2 ay önce. Her taraf güllük gülistanlık. Emniyet içerisinde her yeri geziyorsunuz dedi. Haklıdır. Ama haklıdır ama bu iktidar iş başına geldiğinde bu ülkede terör sorunu yoktu. Evet yoktu. Rakamları versin. Ve bu dönem, yani bu dönem derken bu iktidar dönemini söylüyorum. Bütün terör örgütlerinin Türkiye'nin her tarafında bombalar patlattığı, binlerce ölü ve yaralının ortaya çıktığı dönem bu dönemdir. 90'lı yıllardan beri dahi daha yüksek, daha büyük oranda terör hadiselerinin ortaya çıkışı bu döneme aittir. Hatay'da, Ankara'da, Suruç'ta, Antep'te, İstanbul'da her yerde bombalar patladı. Dolayısıyla kendinizin ürettiği sorunu nasıl çözmeye çalıştığınızla ilgili çabaları anlatıyorsunuz. Diğer taraftan ya bunu zorlamayla ilgisi yok. Bu böyle kardeşim. Ne giriyorsun araya ya? Bu böyle işte. Geçen seneki verdiği rakamlar bunu gösteriyor. Sonra vay efendim 15 Temmuz. Sıkıştıkça 15 Temmuz. Kardeşim 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan bütün generallerin terfisinin altında bu iktidarın imzası var. Siz yerleştirmişsiniz. Her tarafa, emniyete, yargıya, askeriyeye. Sonra bak nasıl mücadele ediyoruz diye onu anlatıyorsunuz. Ama mücadele ederken de yanlışlarınız var. Bakın 15 Temmuz'da hayatını kaybeden, linç edilen askerler var. Birinin ablası bize yakın bir köydendir. Feryat ederek olayı anlatıyor. Köprüde silahını bırakıyor, elini kaldırarak teslim oluyor. Linç ediliyor. Görüntüler var. İsterse Sayın Bakan'a şimdi gönderirim. Sonra nakliyesinde zorluk çıkarıyorlar. Arabanın bagajında gidiyor. Diyanet zaten fetvayı verdi. Salası yapılmıyor. Cenazesi yıkanmıyor. Namazı kılınmıyor. Köylüler ayaklanıyor. Salasını da kendisi okuyor. Namazı da kendisi kıldırıyor. Ve sonra iade itibar istiyorlar. Bunlar, bu erler nerede askerlik yapacağını kendileri seçmemiştir. Komutanlarının kim olacağını da kendileri seçmemiştir. Bunlara sadece iadeyi itibar etmek değil,
vermek değil, aynı zamanda şehitlik vermeniz lazım. Niye bunun acısını duymuyorsunuz ya? Elimde bir liste var da bunları okumayın. Ama bu asker er, 4 aylık er üstelik. Er sorumlu tutulur mu ya? Biraz vicdan olması lazım. Bakın göç sorunuyla ilgili. İdlib'de bile 49.036 ev yaptık diyor. Kime yaptın? İdlib'in %90'ı HTŞ'nin, Nusra'nın, hem Birleşmiş Milletler hem Türkiye Cumhuriyeti terör örgütü saymış. Kime yapıldı bu evler? Son cümlelerinizi alalım. Sonra bakıyoruz. Yani 5.3 milyon yabancı var diyorsunuz Türkiye'de. 5 milyon da Sayın Feridun Sinirlioğlu Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında söyledi. 5 milyon da sınırda Suriyelilere bakıyoruz dediniz. 10 milyon 300 bin Suriyeli'ye ve yabancıya bakan bir hükümetsiniz. Teşekkür ederim. Bunları hepsi sorunu siz üretmişsiniz. Fay hatları üzerinde bulunması nedeniyle yıllardır bir fay yasasının çıkması gerektiğini vurguluyoruz. Sayın Bakan, bu konuda çalışma yaptırdığınızı da biliyoruz, fay yasasının çıkmasıyla ilgili, fay sakının bantlarıyla ilgili. Son bir haftada Düzce'de, Erzincan'da ve bugün yine Erzincan'da bir dizi depremler yaşadık. Biz ülke olarak hala 1959 yılında çıkarılmış olan 7269 sayılı umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair kanunla yönetiliyoruz hala. Yani 62 yıl önceki bir kanunla yönetiliyoruz ve bu yasanın mutlaka düzenlenmesi gerekiyor. Mevcut yasa başta deprem üreten fay hatları olmak üzere heyelan, kaya düşmesi, çığ, su baskını gibi doğal kaynaklı afetlere uğramış ya da uğrayabilecek alanlar üzerinde herhangi bir yapı inşa edilmesine ilişkin bir yaptırım içermiyor. Değerli Bakan, yaşadığımız son İzmir depremi gösteriyor ki zeminin etkisiyle bize 77 kilometre uzaklıktaki Samos fayının harekete geçmesi 116 vatandaşımızı kaybetmemize ve 50 bine yakın konutun hasar görmesine neden oldu. 2021 yıl içerisinde ölümlere neden olan 4 büyük deprem yanı sıra orman yangınları, çığ, sel baskını ve benzeri gibi doğal olayların afete dönüşmesi nedeniyle 400'e yakın insanımızı, on binlerce canlıyı yitirdik ne yazık ki. Evet, dönüşüm yasasının bir an önce düzenlenmesi gerekmektedir. İmar planlarında devlet su işleri dere yataklarını, taşkın sınırlarını belirleyip tıpkı sit alanlarında olduğu gibi buralara yapılaşma yasağı getirmesi gerekirken Doğu Karadeniz'de bu yıl yaşadığımız sel afetleri nedeniyle çıplak gözle jeoloji mühendisi olmaya gerek yok. Bu sel alanlarına yapılaşmaya ısrarla hala devam edilmekte ne yazık ki ve doğa da maalesef öcünü alıyor arkadaşlar. Dolayısıyla mutlaka dere yataklarının burada sit alanı gibi yapı yasaklı alan olarak ilan edilmesi lazım. Otoyolları dahi dere yatakları içerisinde yapılıyor ve maalesef en ufak bir yağışta ya da bir heyelanda yırtılmalarla karşı karşıya kalıyoruz. Heyelanlarda can kayıplarıyla. Bu sene sadece Doğu Karadeniz'de 182 vatandaşımız sel nedeniyle hayatını kaybetti. 228 kişi yaralandı. 16 kişi ise kayıp olarak ilan edildi. Evet, değerli bakan, siz TANF var diyorsunuz. Doğru, TANF var ama Aydın, Muğla, Antalya yanarken İçişleri Bakanlığı neredeydi diye sormak isteriz doğrusu. Plana göre İçişleri Bakanlığı yangın afetine müdahale etmeliydi. Neden orada yoktunuz Sayın Bakan? Bakanlığın yangın uçağı var mı sahibi arada? Onu da sormak isterim. AFAD olarak bununla ilgili ne yapıyorsunuz? Yine web sayfasında en ufak bir kelime dahi, en ufak bir açıklamanız dahi yok bu afetlere ilişkin. 2 gün önce yapmış olduğunuz eğitim toplantısı sonunda bir konuşma yaptınız. Saat gibi tıkır tıkır işliyor dediniz AFAD'la ilgili şeyler ama hiçbir şey maalesef yerinde gitmiyor. Siz sadece her şeyi TOKİ'ye yıkmışsınız. TOKİ de elinde senet, her afetten sonra elinde borçlanma senediyle vatandaşları borçlu hale getiriyor. Afet zedeleri bu hale getiriyorsunuz. Yine Marmara Denizi'nde musilaj var. Çevre felaketi, tüm dünya bunu bu konu üzerinde biyolojik afet olarak yayınlarken siz ne yazık ki bu konuda bir tek cümle dahi
etmediniz. Afetlerle, afetlerle ilgili gereğinin yapılması gerekiyor. Bir afet bakanlığı derhal kurulmalı. Bir afet şurası gerçekleştirilmeli. Teşekkürler size. Şimdi Sayın Bekir Kuvvet Erim. Hakaret ve mukavemet suçlarında olağanüstü artış oldu. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara dönemini kastediyorum aynı zamanda. Bilen neredeyse 100 artış var. Bu artışla ilgili bakanlığınızın yaptığı bir araştırma var. Mültaşlarımız neden durduk yere güvenlik güçlerine karşı direniyorlar, mukavemet gösteriyorlar? Bu suçların artmasıyla işkence ve kötü muamele suçlar arasında ve bu suçların örtülmesi noktasında bir ilişki görüyor musunuz? Bakanlığın bu konuda bir araştırması var mı? Kuvvetlerin ölçüsüz müdahalesi, hukuka aykırı gözaltılar ve insan hakları ihlallerinde umursamaz tavrınız biliniyor. İnsan hakları ihlallerinin en yaygın olduğu dönemlerde biri sizin bakanlık döneminiz oldu. Ülkede vatandaşlar toplantı ve gösteri hakkını kullanamıyor. 8 ayda 251 toplantı ve gösteri yürüyüşüne müdahale edildi. Anayasa madde 34 der ki, herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Bu hakkı 251 kere yerine getirilmesine müdahale ederek ihlal ettiniz. Bunun yanında Anayasa madde 22 herkes haberleşme özgürlüğüne sahiptir. Anayasa madde 28 basın hürdür sansür edilemez. Bunları da sayısız kere ihlal ettiniz. Hem de bunu bir genelge kılıp uydurarak yaptınız. Danıştay'ın eylemlerde ses ve görüntü alınmasını engelleyen genelgeyi basın özgürlüğünü kısıtlayıcı yönde kural ve sınırlamalar getirilmeye çalıştığına Anayasa'nın 7 ve 13. maddelerine aykırı olduğunu hükmetti ve iptal etti. Yani sizin siz yapın hukuk arkadan gelir mantığınız arkadan gelen hukukla hiç oldu. Her ne kadar Sayın Adalet Bakanı olmaz böyle şeyler diyor ama sizin hala hukuk bilmez tavrınız devam ediyor. Sayın Bakan, bir diğer konu emniyet teşkilatı içindeki tarikat yapılanması. FETÖ'yü temizledik diyorsunuz, bu sefer menzilciler ortaya çıkıyor. Bu iddiaları araştırmak yerine iddiaları yazan gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulunuyorsunuz. Bu tıpkı soru önergeleri de yanıtsız bırakmanız gibi. Neyin ortaya çıkacağından endişelisiniz. Neden iddiaları araştırmak yerine gazetecileri susturmaya çalışıyor, haberlere erişim engeli getiriyorsunuz? Sayın Bakan, emniyette Nurcu Akım'dan gelen okuyucular, yazıcılar ile Nakşi Akım'dan gelen Süleymancılar ve menzilcilerin emniyet içinde örgütlendikleri iddialar araştırıldı mı? Her üç atama ve terfi sırasında menzil cemaatinden doğrudan ve dolaylı gelen referansların kabul gördüğü iddialar araştırıldı mı? Bu iddialar hakkında suç duyurusu değil, sizden bir açıklama bekliyoruz. Sayın Bakan, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Dokümantasyon Merkezi'nin tespitlerine göre 2020 yılında resmi gözaltı yerlerinde en az 192 kişi işkence ve diğer kötü muameleye maruz kalmıştır. Bu bir kişi ise gözaltında şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmiştir. Bu sayı 2021 yılının ilk 5 ayında en az 86 kişidir. Sayın Bakan, gözaltılarda iddia edilen işkence ve diğer kötü muamelelerin yaşandığı iddiaları araştırılmış mıdır? Şüpheli ürünler hakkında bir tahkikat yürütülmüş müdür? Neticeleri nedir? Sayın Bakan, Boğaziçi öğrencileri ve ülke genelinde barınamıyoruz barışçıl eylemi yapan öğrencilere yönelik gerçekleştirilen gözaltılarda öğrencilere şiddet uygulandığına dair somut veriler bulunmaktadır. Anayasaya aykırı bir şekilde kamu görevlisinin hukuksuz eylemleriyle ilgili bir soruşturma başlatılmış mıdır? Sayın Bakan, 27. dönemde milletvekilleri tarafından İçişleri Bakanlığı'na toplam 5078 önerge verilmiş, 22 Kasım yani bugün itibariyle 2021 itibariyle 2726 önerge cevaplanmamıştır. Yani %53.6'sı cevaplanmamıştır. 166 adet önerge zamanında cevaplanmış, %3.26, 2135 adet önerge süresi geçtikten sonra cevaplanmıştır. Cevaplar da bellidir. Cevap verdiniz ama cevap niteliği olmayan bir soru önergesine örnek de tarafından İçişleri Bakanlığı'na sorduğum son 5 yıl içerisinde kolluk güçleri için alınan biber gazı miktarının nedir diye sormuştum. Cevabınız ise şu oldu: yeterli miktarda cevabı geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hiçe sayarak bilgi edinme kanunu ihlal ederek anayasanın 98. maddesini ihlal ediyorsunuz. Bu usul meclisi itibarsızlaştırmak denetim yollarını çıkıyorsunuz. Sayın Bakan, suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında kırmızı bülten ne zaman çıkarılmıştır? Peker'in Türkiye iadesi için hangi ülkelerin izinde hangi girişimler yapılmıştır? Sayın Bakan, suç örgütü lideri Sedat Peker'in YouTube adlı video paylaşım platformu üzerinden yaptığı açıklamalar üzerine 9 Mayıs 2020 günü açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Organize Suç Çetesi Sözde Yöneticisi SP dönem dönem çeşitli Sayın Başkan, cümlemizi bari bitirelim burada. Yani bir yasama gerçekleştirelim. Cümlemizi bari. Lütfen yapmayın. Ama
Ama çok fazla söz talebi var. Ama cümlemi yarıda bırakıyorsun. Ama lütfen yapmayın yani. Bir milletvekili cümlesini... Başka bir bakanlık var. Sayın Başkan, cümlemi yarıda bırakıyorsunuz ama. Ama böyle bir usul var mı? Ama böyle bir usul var mı? Yani bu doğru mu şimdi? Bu doğru değil ki. Sizi adaletli davranmaya davet ediyorum Sayın Başkan. Tamam. Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Bakan, patlayıcı maddelerle ilgili tüm iş ve işlemlerin takip edildiği PATBİS uygulamasından bahsettiniz. Biliyorsunuz mahkeme Sakarya'da 3 Temmuz 2020'de 7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından depoda sağlam kalan fişeklerin imhası kararı aldı. Koruyucu ambalaja konulmadan, uygun tasdifi yapılmadan belediyeye ait düz bir kamyonetle yapılan imha esnasında 3 asker şehit oldu, 11 jandarma ile kamyon şoförü yaralandı. Bu takip sistemi neden askerlerimizin ölmesini engelleyemedi? Diğer sorum, suç örgütü lideri Sedat Peker'in gazeteci Uğur Mumcu ve Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adam'ın öldürülmesiyle ilgili iddiaları araştırılacak mıdır? Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakan. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakan, öncelikle bütçenizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emniyet mensuplarımız için, polis memurlarımız için 3600 ek gösterge konusunda bir çalışmanız var mı? Bunun konuda bilgi almak istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Sayın Erkan Baş, siz mi talepte bulundunuz? Kim oradan talepte? Yasalara aykırı müdahalede bulunduğu için hakkında işlem yapılan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli sayısı kaçtır? Son bir yılda mahalle ve çarşı bekçileri kaç şiddet olayına karışmıştır? Vatandaşlara yönelik bekçi şiddetinin yaşandığı kaç olay meydana gelmiştir? Şiddet kullandığı için kaç bekçi hakkında işlem yapılmıştır? Teşekkür ediyorum. Sayın İlhami Özcan Aydın. Emekli amirallerin Mötre Sözleşmesi'yle ilgili yazılı açıklama yapması üzerine başlayan tartışma sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sabaha kadar çalışarak amirallerin ve yakınlarının ilişkilerini ortaya çıkardıklarını ifade etmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan da darbeci olarak nitelediği emekli amirallerin akrabalarının Cumhuriyet Halk Partili olduğunu kaydetmiş. Hemen ardından emekli amirallerin ve akrabalarının kişisel bilgileri iktidara yakın medyada yer almıştır. İçişleri Bakanı hangi yetkiyle vatandaşların kişisel bilgilerini araştırmıştır? Amirallere ve yakınlarına ait kişisel bilgilerin yayınlandığı iktidara yakın gazetelerdeki haberlere baktığımızda tümünün tek kalemden çıktığı anlaşılmaktadır. Bu bilgiler kim ya da kimler tarafından medyaya sevk edilmiştir? Suç olan bu bilgisayarın kimler tarafından yapıldığı araştırılmış mıdır? Sorunlar hakkında ne yapılmıştır? Yine polislerimiz 3600 ek gösterge bekliyorlar. Bu 3600 ek gösterge yine başka bahara mı kalacak Sayın Bakan? Ayrıca 10.000 dolardan siyasetçi kimdir? Merak ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Sayın İbrahim Kaboğlu, buyurun. Sayın Bakan, olağanüstü halle hiçbir ilişkisi bulunmadığı halde o hal kararnameleri yoluyla üniversitelerden uzaklaştırılan barış akademisyenlerinin bir kısmı hakkında Anayasa Mahkemesi karar vermiştir. Bu bildirinin ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği yolunda ağır ceza mahkemeleri ise teker teker aklama kararları vermişlerdir. Ama olağanüstü hal işlemleri inceleme komisyonu bütün bu dosyaları 5 yıl beklettikten sonra teker teker reddetmeye başlamıştır. Sayın Bakan, bu komisyon anayasanın üstünde midir? Bu komisyon anayasayla bağlı değil midir? İki bakımdan sizi çok yakından ilgilendiriyor bu soru. Bir, kararnamelerin altında sizin de imzanız var. İki, anayasa andınız gereği anayasayı korumak zorundasınız. O halik hakkında ne düşünüyorsunuz? Büyük kısmı üniversitedeler ama sadece %20'si üniversite dışında ve onlar ne kadar daha süreyle üniversite dışında kalacaklar ve anayasa suçu işlenmeye devam edecek? Teşekkür ederim. Sayın Bayan, siz mi söylediniz? Sayın Bakan. Özellikle grubumuz tarafından soruların tamamının cevapsız olduğunu ve gerek broşüründe, katalogunda herhangi bir cevap hakkımızın kullanılmadığını görmüş ve tespit etmiş bulunuyoruz. Şimdi vermiş olduğu cevap, ben 10 bin doları alan siyasetçiyi söylerim, siz de başka şeyler söylemek zorunda kalırsınız dedi. Sayın Soylu, sizin blöflerinizden bu ülke gerçekten illallah etti. Bir suçluyu korumak için bu attığınız kaçıncı takla oluyor? Gerçekten
blöflerinizi, blöflerinizi başka suçlu üzerinizden yapmayınız. Ben bir uyarı nitelim yapıyorum. Soyun, Sayın Soylu, saldırganınız suçluluğunuzdan mı kaynaklanıyor? Atıyorsunuz demiyorum. Atmış olabilir misiniz diyorum. Soru soruyorum. Tamam. Değerli arkadaşlar, şimdi gerçekten Sayın Bakan'ın istifasından sonra Türkiye'de gerek bakanlık düzeyinde gerekse kamu düzeyinde bir sıkıntının olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Benden çok çok değerli AK Parti milletvekilleri biliyorsunuz. Bakınız bugün Plan Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın bütçesini görüşüyoruz. Şimdi soruyorum. İçişleri Komisyon Başkanı burada mı? İçişleri Komisyonu görüşülecek. İçişleri Komisyonu'nun başkanı olmayacak. İçişleri Komisyonu'nun üyeleri olmayacak. Bakınız. Görüşülen bütçe İçişleri'ni ilgilendiriyorsa bağlı bulunduğu alt kuruluşta İçişleri Komisyonu'nun ve İçişleri Komisyon üyelerinin bu plan bütçe görüşmelerinde bulunması gerekir idi. Maalesef aslında tavrınızı bir şekilde ortaya koymuş oluyorsunuz. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin belli bir süre gündeminde kalan ülkemizin en önemli bayramı olan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Ordu'nun Korgan ilçesinde büyük bir coşkuyla kutlandı ve gün boyu etkinlikler yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık üzerinden olduğu anlaşılan Cumhuriyet aşığı Kaymakam Miraç Akbulut, Korgan ilçesinde mülki amir olarak görevi gereği Cumhuriyet Bayramı'nı en yüksek coşkuyla ve katılımla kutlamak isterken maalesef görevden alındı. Söylediği sözler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kastamonu nutkuna atıfta bulunmuştu. Akşam düzenlenen Cumhuriyet yürüyüşünde Atatürk'ün "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın" sözünün yazılı olduğu gülleri kadınlara dağıttırmış. Sonrasında ise yani ertesi gün coşkulu bir bayram kutlaması tertipleyen Kaymakam Miraç Akbulut Ordu Valisi tarafından görevden alınmıştır. Soru şu: gri pasaportlarla Almanya'ya 49 kişinin kaçırıldığı insan kaçakçılığı ve sahtecilik suçunu işleyen Korgan Belediye Başkanı'nın bu talep özel talebidir. Sayın Bakan tarafından açıklaması talep ediyor. Teşekkür ediyorum. Sayın Uğur teşekkür ediyorum Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, İçişleri Bakanlığımızın değerli bürokratları. Ben de selamlayarak başlamak istiyorum. Tabii dikkat ederseniz Sayın Bakan hakkında birçok iddia, birçok şaibe bulunduğu için, hesap sorulamadığı için, Türkiye'de hesap verme anlayışı ortadan kalktığı için ne yazık ki aslında bütçe konuşulamıyor, tartışılamıyor. Başka meseleleri konuşmak durumunda kalıyoruz. Çünkü kamuoyu bu soruların yanıtlarını bekliyor. Sayın Bakan, en başta şunu hatırlatmam lazım. Gerçekten arkadaşlar, sükunet Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar, hadi bir dinleyelim, rica ediyorum. Rica ediyorum. Bir sükuneti sağlayalım. Süremi eklemenizi rica ediyorum Sayın Başkan. Lütfen. 10 saniye ekleyelim. Şimdi efendim bakın, çok sınırlı bir zamanım var, anlatacağım. Sayın Bakan, hakkınızda birçok iddia var. Bu iddiaları burada konuşacak yeterli süremiz yok ama bir örnek olayı gündeme getirmek istiyorum. Bakın, 22 Haziran tarihinde T24 internet sayfasında Tolga Şardan sizinle ilgili bir yazı yazdı. Aynı tarihte yine Sözcü Gazetesi'nde Saygı Öztürk aynı konuyla ilgili bir yazı yazdı. Bu yazıların konusu, 22 Haziran 2021 tarihinde bu yazıların konusu, Sezgin Baran Korkmaz'la sizin yaptığınız ya da yaptığınız iddia edilen görüşme konusu. Bu konularla ilgili size birçok sorular soruldu. Sabah değerli grup başkan vekilimiz Engin Özkoç da sordu. Bekliyoruz. Bu soruların yanıtları da bekliyoruz. Bakın, ben bakanlığınıza birçok yazılı soru önergesi verdim. Teşekkür ediyorum. Hepsini yanıtlamışsınız. Arada yanıtlamadığınız bir soru önergem var. Aynı tarihli. Basında o haberleri gördükten sonra bakanlığınıza yönelttiğim ve hala yanıtlamadığınız
bir yazılı soru önergem var. Burada bu soru önergesinde bu meseleleri gündeme getirdik. Böyle bir görüşme var mıdır? Çünkü bahsedilen tarihte bu kişi hakkında mal varlığına el koyma kararı var, yurt dışına çıkışıyla ilgili problemler var. 5 Aralık tarihinde bu görüşme olmuş mudur? Bu kişinin Tolga Şardan yazısında detaylar veriyor. Bakanlığınıza kimler tarafından çağrıldığı ilişkin detaylar veriyor. Aynı zamanda birkaç görüşmenin o gün bulunduğunu anlatıyor. Ben bu toplantı öncesi Saygı Öztürk'ü de Tolga Şardan'ı da telefonla aradım. Dedim ki İçişleri Bakanlığı hakkında çok ciddi bir iddia gündeme getirdiniz. Bu iddia ile ilgili size bir düzeltme metni gönderildi mi? Bir tekzip açıklaması gönderildi mi? Hayır, gönderilmedi yanıtını verdiler. Bunun yanında bu yaptığınız haberle ilgili, bu yazılarla ilgili, sizinle ilgili suç duruları, bakanlığın şikayetleri oldu mu? Bunlara da sordum. Hayır, olmadı dediler. Ve yine tekrar ifade etmek istiyorum. Benim bu konularla ilgili sorularımı yanıtlamadınız Sayın Bakan. Biliyorum ki bu konuları gündeme getiren başka milletvekillerimiz de oldu. Bu mesele açıklığa kavuşturulmalıdır. Sezgin Baran Korkmaz'la tarafınız arasında bir görüşme olmuş mudur? Kendisine yurt dışına çıkması telkininde bulundunuz mu? Bunların açıklanmasını bekliyoruz. Bunun yanında bakanlığınızda bu konuda bu görüşmeye aracılık yaptığı iddia olan kimi bürokratların isimleri basında yer aldı. Bu iddialarla ilgili ne yaptınız? Bakanlığınızın başlattığı teftiş, soruşturma işlemleri var mıdır? Bunların da yanıtlarını bekliyoruz. Sayın Bakan, siz de milletvekilliği yaptınız. Biz bu görevi kamu adına yapıyoruz. Bu sorularımız bizim şahsi merakımız falan değil. Dünyanın her tarafında iktidar mevkisinde bulunan insanlar bu soruları yanıtlamak mecburiyetindedir. Sizden rica ediyorum, yapacağınız konuşmada, açıklamalarınızda lütfen bu sorulara yanıt verin. Çünkü yazılı olarak soruyoruz, yanıt vermiyorsunuz. Basın soruyor, yanıt vermiyorsunuz. Bakın tekrar burada ben gündeme getirdim, benden önce, az önce ifade ettim, Sayın Özkoç gündeme getirdi, başka arkadaşlarımız gündeme getirdi. Bu sorular yanıtlanmalıdır. Ve son cümle olarak şunu söyleyeceğim. Ne yazık ki tarihe Sayın Bakan, gazetecileri tehdit eden, gazetecilere hakaret eden bir bakan olarak geçtiniz. Anlıyoruz bu tehditlerin, bu suçlamaların sebebinin ne olduğunu. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Teşekkür ediyorum. Sayın Erhan Usta, İyi Parti grubundan Sayın Usta süreniz. Teşekkür ediyorum. Biz sadece bütçe komisyonunda İçişleri Bakanlığı ile ilgili görevimizi yapıyoruz. Ama sizden de bir şey rica ediyorum. Siz dediniz ya beni uyarın diye. Lütfen arkadaşlarımızla ilgili, ağızla ilgili kimler küfür ediyor, kimler hakaret ediyor, videoları izlettirin. Lütfen. Tamam. Lütfen sizden, evet sizden rica ediyorum. Kim ağzıyla bakıp küfrederek tahrik ediyor, onları da kontrol edin. Tamam. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi grubunda Sayın İbrahim Kapoğlu. Doğru mu mikrofonunuz? Teşekkürler. Buyurun, süreniz 4 dakika. Bir saniye Sayın Başkan. Bir saniye. Hazırlı bir tane. Buyurun hocam. Tamam. Evet. Teşekkürler Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli üyeler. Sayın Bakan, bütçe konuşmanızda referans olarak dünyevi ve uhrevi birçok kavram kullandınız. Ama olmayan tek bir kavram anayasa. Oysa anayasa ilginizi biliyorum ben. 2011 yılında benden anayasa briefingi rica etmiştiniz. Ve briefing sonucu hatta çok verimli geçtiğini söylemiştiniz. Ve bana bir de albenili bir şilt plaket vermiştiniz Sayın Profesör Özdil huzurunda. Bu değerli anıyı, anayasa plaketini 7 Şubat 2017'ye kadar fakültedeki odamda teşhir ettim, kütüphanemde. 7 Şubat gecesi 686 sayılı OHAL KHK ek listesi yayınlandı ve altında sizin de imzanız var. Başbakan 22 Şubat'ta biz o listeleri hazırlamıyoruz dedi, biz bilemeyiz kimlerin adlarının yer aldığını dedi. 22 Mart'ta ise Başbakan Yardımcısı MİT hazırlıyor dedi. Başbakan 6 Haziran 2017'de anayasaya %30 destek 70 günde %51'e çıktı dedi. İşte bu Sayın Bakan 2017 anayasa değişikliğinin
hangi ortam ve koşullarda gerçekleştiğinin bir göstergesi. Şimdi 2017 anayasa değişikliği birçok şeyi götürdü, tasfiye etti. Kurul halinde bütün siyasal karar mekanizmalarını tasfiye etti. Siyasal sorumluluğu öyle, demokratik denge ve denetim düzeneklerini hakeza. Getirdikleri ise parti başkanlığı yoluyla devlet başkanlığı ve yürütme, tek kişi siyaseti ve siyaset sadece saraya yönlendirildi. Sayın Bakan, çok şükür götüremediği bir şey oldu, anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü devam etmektedir ve buna göre bakanlar siyasetin dışına çıkarılmış bulunuyor. Milletvekilleri de bakanların ortak paydası anayasal andını oluşturuyor. Anayasa andı oluşturuyor ve anayasanın üstünlüğüne saygı andı. Şimdi buna rağmen bakanların siyaset yapması demokratik siyaset alanını daraltıyor ve demokratik toplumu baskı altına alıyor. Ama kuşkusuz siyasal açıdan, yerindelik bakımından belki tek kişi yönetiminin sürekli sorgulanması açısından olumlu karşılanabilir. Çünkü tek kişi yönetimi siyaseti tek kişiye vermiştir ve saraya vermiş bulunuyor. Şimdi Sayın Bakan, sadece bu idari alanın siyasal alana taşması değil, aynı zamanda anayasanın en açık hükümlerinin sistematik bir biçimde ihlal edilmesi söz konusudur. Bunların başında anayasa madde 38.4 geliyor, suçsuzluk karenesi ve 137.4 geliyor, 3.2 geliyor, kanunsuz emir. Bu iki madde anayasanın bel kemiğidir, İçişleri Bakanlığı'nda varlık nedeniyle oluşmaktadır ve burada kanunsuz emri dile getiren Sayın Kılıçdaroğlu aslında sizi desteklemiş bulunuyor Sayın Bakan. Dolayısıyla siz bunu sahiplenmek durumunda idiniz. Çünkü bu iki maddeye riayet edilmez ise o zaman anayasanın üstünlüğünün bir anlamı yok. Tek anayasamız var. Evet, tek millet, tek devlet, ama eğer tek anayasamıza saygı olmaz ise, anayasanın üstünlüğü ilkesine saygı gösterilmez ise o zaman tekliğin hiçbir anlamı kalmaz. Bu bakımdan anayasa suçunu hiç kimsenin işleme lüksü bulunmamaktadır. Teşekkür ederim. Şimdi